Merhaba arkadaşlar, Akvaryum Günlükleri kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir zamandır video çekmiyordum. Bayağı bir arkadaş yazmış yorumlarda neden video yok. Instagram'dan bana ulaşanlar olmuş, neden video paylaşmıyorsun, bir sorun mu var? Videolarını güzelce izliyorduk diye. Arkadaşlar video paylaşmamamın sebebi, daha önceki videolarımda bahsetmiştim, eski videomu izleyen arkadaşlar bilirler. YouTube kendi tarafından benim videolarıma reklam eklemiş. Bu reklamlardan benim herhangi bir gelirim yok. İzlenme oranım çok güzel ama abone sayısı olmadığı için YouTube'dan kazanç şeyim daha açılmamış arkadaşlar. Her videoya girdiğim zaman benim videolarımda kafada reklam oldu mu reklam zaman kaybı oluyor. Bu bile benim canımı sıkıyor. Onun için video çekmek istemiyordum pek de. Ama bayağı bir arkadaş ulaşmış bana Instagram'dan, neden çekmiyorsun, çek işte falan filan. Bugün akvaryumların genel görüntüsü, durumu hakkında biraz bilgi vermek istedim size. Alttaki akvaryumumda deri hastalığı vardı arkadaşlar. Bundan dolayı alttaki balıklarımı üste çıkardım. Alttaki akvaryuma detaylı bir temizlik yapacağız. Gördüğünüz gibi alttaki kumu baya bir çıkardım. Az biraz kum kaldı. Kumu güzelce yıkayacağım. 1-2 gün tuzlu suda bekleteceğim, kaynamış tuzlu suda. Ondan sonra biraz da kurumaya bırakacağım. Aslında ben bu anlattıklarımı yaptım. Kum şu an kurumada bekliyor. Diğer malzemeleri çıkardım. Onları da tuzlu suda falan beklettim. Motorunu, filtresini falan filan. Çünkü bu hastalığın önüne geçemedim. İlaç vermeme rağmen düzelmiyordu. Bu da benim canımı sıkıyordu arkadaşlar. Yani bu hastalık nasıl, balıklar kendilerini kuma sürtüyordu, taşlara sürtüyordu, deri hastalıkları böyle. Derisinin hafiften yontulduğunu görüyordum. Bunun için böyle bir şey yaptım. Onu yapmışken dedim bari bu alttaki büyük akvaryumu anaçaltı yavrularımı ayarlayayım. Anaçaltı yavrularım küçük bir akvaryumun içinde büyüme aşamasında şu an. Onları alta alayım dedim. Gördüğünüz gibi neredeyse hemen suyu yarıya kadar indirdim. İndirmişim. Bir de dibinde az biraz da kum var arkadaşlar. Onu da alacağım. Onu da güzelce yıkayacağım. Ondan sonra Allah'ın izniyle bu alttaki akvaryumu anaçaltı yavrularımıza ayarlayacağız. Şimdilik bir sadece bu kalan suyu boşaltmam, camını iyice temizlemem, içindeki kumu almam lazım. Ondan sonra tekrardan yine musluk suyuyla direkt ben bu kadar suyu dinlendiremiyorum. Direkt hortumla musluktan akvaryumun içine aktarıyorum arkadaşlar. Su aktarması, su değişimi yaptığım zaman da öyle yapıyorum. Balıklar içindeyken herhangi bir zararını görmedim. Biraz iki kaşık kaya tuzunu bardakta eritiyorum. Su değişiminden sonra akvaryumun içine ekliyorum. Bakterili şeyleri öldürüyor. Zararlı bakterileri, klor oranını falan düşürüyor. Bu alttaki akvaryuma da aynısını yapacağım. Yani musluktan direkt su ekleyeceğim. Bir gün falan akvaryum kendiliğinden dönecek. Balık falan eklemeyeceğim içine. Çünkü yavrular biraz daha dirençsiz olduğu için bir buçuk gün akvaryum kendiliğinden boş dönecek motor içinde. Isıtıcı suyu ısıtacak. O motoru Allah izin verirse yavru balıklarımızı içine ekleyeceğiz. İşte bunu göstermek istedim size. Thank you.
Arkadaşlar, videonun devamı. Alttaki yavrular için hazırladığımız akvaryumun son durumu bu. Su değerleri yerine oturdu. Bu üçüncü günümüz. Güzel oturdu yerine. Birazdan yavruları küçük akvaryumdan büyük akvaryuma aktaracağız. Burada bir videoyu durduracağım. Yavruları da göstereyim size. Küçük yavrularımız da burada arkadaşlar. Ben akvaryumun suyunu iyice çektim böyle. Gördüğünüz gibi yavrular burada. Maşallah bir sürü. Bir tanesini su çekerken yanlışlıkla öldürdüm. Ezildi o. Bunları birazdan filenin içinde topladığımda akvaryuma aktardığım zaman videoya devam edeceğiz. Şimdilik videoyu burada durdurmak zorundayım. Biraz sıkıntılı şey etmek. Hepsini toplamak. Onun için videoyu burada durduruyorum. Filede topladığım zaman görüşürüz birazdan. Evet arkadaşlar, biraz zor oldu ama çoğunu filede topladım. 4-5 tane kovanın içinde kaldı. Hadi hep birlikte Bismillah deyip akvaryuma ekleyelim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir sürü ama böyle küçük küçük görüyorsunuz. Var arkadaşlar, hadi ekleyelim. Yavaş yavaş. Bakın arkadaşlar, çoğu filenin içinde hala çıkmadılar. Bu akvaryum yavrular için güzel olacak. Daha fileden çıkmak istemeyenler var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, biraz böyle yeni suya eklendikleri için biraz hafiften de baygınlık geçirebilirler. Böyle ekledik hayırlısıyla. Bakalım nasıl olacak? İyi gelecek mi büyük akvaryum yavrularımıza? Onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Yukarıdaki anaç tankım hala tam takır yolunda gidiyor. Bunlar benim anaç altı ilk yavrularım. Tabii bu bir posta değil, bu 3-5 postada. Zaten yavruların boyutlarından fark ederseniz büyüklü küçüklü bir sürü böyle. Bayağı bir düşünüyordum bu akvaryumu yavrulara yapmayı. Ve yaptım işte, çok şükür. Daha güzel, daha detaylı videolar görmek istiyorsanız takipte kalın arkadaşlar. Akvaryuma dair birçok video paylaşıyorum. Bu videolardan az da olsa yararlanmak istiyorsanız takip edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle burada yavrularımız, motorunu orada. Böyle bir 10 dakika böyle bir yüzerler bu akvaryumda, ta akvaryuma alışana kadar. Bu videom zaten çok uzun bir video oldu arkadaşlar. Onun için bu videom da bu kadar. Beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Daha güzel, daha detaylı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi hobiler.